Mutfağımdan herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kısa sürede böyle balon gibi kabaran, içi boş olan muhteşem bir ekmek hazırlayacağım. Daha önce pita ekmeğini denemediyseniz bu tarifle güvenle denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten sizler de çok beğeneceksiniz. Buyurun hemen yapım aşamalarına geçelim. Hamur kabımıza bir yemek kaşığı şeker, bir paket kurumaya yani bir yemek kaşığına denk gelecek şekilde bir su bardağı ılık süt bir çay bardağı ılık su 3 yemek kaşığı sıvı yağ bir çay bardağı yoğurdumuzu alıp iyice karıştıralım Sıvı malzemelerimizi iyice karıştırdıktan sonra hemen leğenimizin kapağını kapatıp 5-10 dakika kadar mayanın aktifleşmesini sağlayalım. Böyle güzelce kabaracak. Daha sonra un ilavesi yapmaya başlayabiliriz. 10 dakikanın sonunda istediğim gibi çok güzel böyle maya aktifleşmiş. Daha sonra üzerine unumuzun böyle yarısını ilave edip 1 tatlı kaşığı tuzumuzu serpelim ve biraz daha un ilavesi yaptıktan sonra tahta kaşığımızla yoğunlaşıncaya kadar karıştırmaya devam edelim. Hamurumuz yoğunlaştıktan sonra tekrar azar azar un ilavesi yaparak elimizle yoğurma işlemine devam edelim. Yaklaşık 5 su bardağı kadar un kullandım. Tabi kullanacağınız unun kalitesine ve markasına göre değişiklik gösterebilir. Onun için unu azar azar ilave edip yoğurmaya devam edelim. Hamurumuzun daha fazla sert olmaması için e, elimize böyle 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ hiç fark etmez. Alıp ve tekrar yoğurmaya devam edelim. E, ekmek hamurları yoğurmayı oldukça seviyor. Bu işlemi isterseniz hamurunuzu tezgaha alarak da yoğurabilirsiniz. Elimi yağladıktan sonra 5 dakika kadar hamuru iyice yoğurdum. Görmüş olduğunuz gibi pürüzsüz yumuşak bir hamur oldu. Kapağını kapatıp yaklaşık 1 saat kadar mayalandıralım. Tabi mayalanma süresi ortamın ısısına göre değişebilir. Hamurumuz 2 katına çıktı mı? Mayalanma işlemi tamam demektir. Bakar mısınız gerçekten muhteşem bir şekilde kabarmış. Hamurumuz tam iki katına çıkmış. Mayalı hamurların piştikten sonra böyle maya kokmaması için mutlaka hamurumuzun havasını alalım. Ve daha sonra tezgahımıza biraz un serperek hamurumuzu alıp elimizle böyle yuvarlayalım. Hamurumuzu toplam 12 eşit parçaya bölelim. Sizler ekmeğinizin daha büyük olmasını isterseniz bezenizi büyük yapabilir veya daha küçük olmasını isterseniz bezelerinizi biraz daha küçük tutabilirsiniz. Bu tamamen arzunuza kalmış. Hamurumuz oldukça yumuşak. Beze yaparken elimizi unlayıp böyle pürüzsüz bezeler oluşturalım. Bezeleri oluşturduktan sonra üzerinin kabuk bağlamaması için hemen temiz bir örtü serelim ve bu şekilde yaklaşık 10-15 dakika kadar mayalandıralım. 15 dakika sonunda bezelerimiz oldukça yumuşamış ve mayasını gayet güzel almış. İyice mayalanan bezeleri açmak oldukça kolay. Hatta ilk defa yapanlar bile inanın bunu kolaylıkla yapabilirler. Tabi bezeleri yaparken her zaman için ilk hazırlamış olduğumuz, yuvarlamış olduğumuz bezeden başlayarak böyle açabiliriz. Çok yumuşak. Oldukça harika bir hamur ve kolaylıkla açılıyor. Hiçbir hızlandırma yapmadan sizler için bu şekilde açtım. Bezemizi tat tabağı büyüklüğünde açıp ve fazlaca ununu elimizde alalım. Daha sonra diğer bezelerimize geçebiliriz. Yaklaşık 15 santim çapında açtım. Sizler daha küçük yapmak isterseniz 12-13 santim çapında da açabilirsiniz. Tamamen sizlere kalmış. Evet dinlenen hamurların ne kadar güzel açıldığına bakar mısınız? Gerçekten kolaylıkla açılıyor. Açmış olduğumuz bezelerimize böyle elimizde hafifçe silkeleyerek fazla ununu alıp ve daha sonra yağlı kağıt seriyle tepsimize alalım bir tepsiye toplam 4 tane sığdırabildim. Tabi sizler biraz daha küçük açarsanız 5 tane de sığdırabilirsiniz. Birinci tepsimiz hazır. Üzerine tekrar örtelim. Yaklaşık 15 dakika kadar bir de tepsi mayası verelim. Geriye kalan bezelerimizi yine tatlı tabağı büyüklüğünde açıp yağlı kağıt serili tepsimizi alalım. Dinlenen bezeleri açmak inanılmaz kolaylaşıyor. Vaktiniz varsa mutlaka dinlendirerek böyle bu mayalanma sürelerine dikkat ederek yaparsanız inanın işiniz oldukça kolaylaşacaktır. Bezelerimizin hepsini açtık. Yağlı kağıt serili fırın tepsimize aldıktan sonra üzerlerini temiz bir bezle örtelim. 15 dakika tepsi mayası verdikten sonra pişirmeye geçebiliriz. Pita ekmeklerinin iyice kabarması için pişme süresi ve derecesi oldukça önemli. Fırınımızı 5-10 dakika öncesi açalım. 250 derecelik önceden ısıtılmış fırına hemen ekmeklerimizi gönderelim. Ekmeklerimizi 250 derecelik fırına verdik. Yaklaşık 8 dakika sonunda ekmeklerim pişti. Tabi sizlerde pişme süresi 10 dakika veya 12 dakikayı bulabilir. Onun için lütfen kontrollü olarak pişirelim. Bakar mısınız balon gibi şişti ve gerçekten harika görünüyor. Tabi böyle şişti ama içi de boş ve gayet güzel pişmiş. Şimdi ikinci tepsimizi de fırına verelim. görüntüyü izlemek için e, inanın böyle fırının başında bekledik. Çünkü ortaya muhteşem bir görüntü çıkıyor. Ekmeklerimiz kabarmaya devam ediyor ve gerçekten çok güzel oldular ve çok kısa sürede pişiyor. Pişme süresi tabii fırından fırına değişebilir. Onun için lütfen kontrollü olarak pişirelim. Hepsi hazır. Soğuduktan sonra ilk sıcağı çıktıktan hemen sonra ne kadar güzel kabardığını da sizlere göstermek istiyorum. Tabii dışı çok güzel kızardı, kabardı. Bir de eminim iç dokusunu çok merak ediyorsunuz. Acaba bu kadar kısa sürede pişti mi diye hemen böyle bir bıçakla açıp sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. ekmeklerimizin hepsi hazır. Tekrar ekmek kasamızı alalım. Sizler pita ekmeğini yaparken isterseniz arasına böyle tereyağı, bal sürerek yiyebilirsiniz. Veya e, şu an sıcağı sıcağına tekrar çocuklar mutfağa geldi. Onlar için e, ekmek arası böyle peynir hazırlayacağım. İnanın böyle de gayet güzel oluyor. Pita ekmeğini ister kahvaltıya, isterseniz yemeğe veya çocukların beslenmesine de kolaylıkla yapabilirsiniz. Tabii pikniklerde de inanılmaz güzel olacaktır. Ben geriye kalan pita ekmekleriyle akşama çocuklara tavuk döner yapacağım tarifine geçen gün sizlerle paylaşmıştım. İzlemediyseniz hemen izleyebilirsiniz. Bugün de sizlerle yapımı çok kolay, görüntüsü gerçekten harika bir tarifin daha sonuna geldik. Pita ekmekleri hakkında yorumlarınızı ayrıca sabırsızlıkla bekliyorum. Yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Sizler de ekmeğinizi kendiniz evinizde yapmak isterseniz kanalımda birçok ekmek tarifi var. Linkini videonun alt kısmına bırakacağım. İsterseniz bakabilirsiniz. Yeni tariflerle görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Evinizden huzur, mutfağınızdan yemek kokusu eksik olmasın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.